Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. World Beyond 2. sezon 9. bölüm dün ekranlara geldi ve bugün sizlerle yeni bölüm incelemesini paylaşacağımı söylemiştim. İşte sonunda bu videoyu bitirip sizlerle paylaşabildiğim için mutluyum. En yakın zaman içerisinde sizlerle önümüzdeki bölüm olan final bölümünün de fragman incelemesini kanalımda bulacaksınız. Bir önceki videomda yayınlamış olduğum General Bale'ın Rick Grimes olabilme ihtimali üzerine popüler olarak dönen teori üzerinden de konuşmuştuk. World Beyond defterini kapatmamıza sadece bir hafta kaldı. Tabii ki bizler bölümü bitirdikten sonra farklı farklı incelemelerle konuşmaya devam edecek olsak da artık yeni bölümlerin gelmeyeceğini bilmek insanı ister istemez üzüyor. Uzunca bir zamandır sizlerle Fear the Walking Dead videosunu da yapmadığımın farkındayım ama inanın içimden hiçbir şekilde Fear the Walking Dead ile ilgili bir video paylaşmak gelmiyor. Zaten son bölümleri de ne yazık ki izleme fırsatı bulamadım. Bu yüzden de açıkçası çok fazla konuşamıyoruz sizlerle. Eğer ki sizler de bu konuda rağbet ettiğinizi gösterirseniz ben de bunu hissedebilirsem yeniden belki Fear the Walking Dead ile ilgili videolarda paylaşmaya devam edebilirim. Ama açıkçası baktığımızda ben World Beyond'u bir adım daha önde görüyorum şimdilik Fear the Walking Dead'den ziyade. Bu da ister istemez hala beklemiş olduğumuz Rick Grimes'ın bir şekilde World Beyond'da görünebileceği heyecanından daha sıkı takip ediyor olabilirim ben de. World Beyond'un 9. bölüm ve 10. bölümüne ilişkin sizlerle yayınlamış olduğum tahmini ölümlerin yer aldığı bir videoda paylaşmıştım. Bu tahmin ettiğim bilgiler arasında yer alan Percy'nin ölebileceği ihtimaline yer vermiştim ve bunun doğru çıktığını gördüğüm için hem mutluyum hem de Percy karakterini kaybettiğimiz için ister istemez üzgünüm. Elbette diğer karakterler tahminlerim üzerine doğru çıkmadı. Yani hepsi hayatına devam ediyor olsalar da 10. bölümde çoğu karakterin yine veda edeceğini görmeyi bekliyorum. Bu yüzden de hala o videonun arkasındayım ben. 9. bölümde neler yaşandı, bu bölümde bizleri neler bekledi ve 10. bölüme ilişkin ne gibi temeller hazırlandı gibi soru işaretlerine cevap aradığımız bu videoya geçmeden önce hala 9. bölümü izlemediyseniz ve herhangi bir şekilde spoiler'a maruz kalmak istemiyorsanız lütfen videoya devam etmeyin çünkü videonun geri kalan kısmında sizlerle artık daha detaylı, daha spoiler'lı içeren incelememize giriş yapmış olacağız. Öncelikle 9. bölüme ben baktığımda oldukça yavaş geçen ilk 20 dakika olduğunu söylemeliyim. Yavaş yavaş bazı şeyleri, bütün o olayları kurgulamayı, inşa etmeyi bizlere hissettirdiler. Özellikle de inşa ettikleri nokta benim en büyük beklentilerim arasında yer alan Jadis ve diğer karakterlerin yüzleşmesi olayıydı. Ama açıkçası bizlere o hissettirilen beklenti ne yazık ki tam olarak da karşılığını veremediler. Açıkçası Jadis, Huck ve diğer karakterlerin karşı karşıya geldiği noktada daha farklı hislerin biz izleyicilere aktarılmasını beklerdim. Ama ana karakterlerin gerçekten de bu anlamda çok gıcık olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de bu karakterlerin başında hiç sevmediğim Iris geliyor. Sanıyorum ki bu karakterlere biz şu sebepten dolayı alışamadık. The Walking Dead tarihine baktığımızda bizler hep daha böyle 30 üstü karakterlerle karşı karşıyaydık ve küçük olan karakterler dahi hiçbir şekilde o ergen tavırlarını bizlere hissettirmiyorlardı. Ama karşımızda bulunan en büyük problemlerden birincisi kesinlikle World Beyond karakterleri gerçekten de kendilerini çok hissettiriyorlar. Ergence tavırları onlara ister istemez dici hissettiriyor. Özellikle de bu karakterlere baktığımızda o ana karakterlerimiz arasında yer alan Huck karakteri diğer karakterlerden bence bu noktada ayrılıyor. Çoğumuz bu karakteri kendine bence daha yakın hissediyor olmalı. Ya da yine aynı şekilde benzer olarak Felix'i de söyleyebilirim. Bu bölümde Huck'ın o taraf değiştirme sahnesinin de bence çok güzel bir şekilde kurgulandığını ve Huck karakterini canlandıran oyuncunun da bunu çok iyi bir şekilde bizlere hissettirdiğini düşünüyorum. Annesinin nasıl bir pozisyonda olduğunu, CRM'in karşısına almasından sonra nasıl bir tutum içerisinde çok iyi bir şekilde kendini yansıttı. Uzun zamandır alışık olduğu o yaşam tarzından vazgeçse dahi yapılanlardan sonra çok da umurunda değil. Görev uğruna gittiği ve tanıştığı bu insanları kendi toplumundan daha çok umursadığını görmek, Jadis başta olmak üzere pek çok kişinin hayal kırıklığı olmuş olmalı. Huck karakterinin bu anlamda bu bölümde bizlere hissettirdikleri şeyler çok güzeldi. Felix karakterini ilk sezonun birinci bölümünden itibaren bizler izliyoruz ve bir türlü o beklenilen patlamayı yaşatamamıştı. 9. bölümde bir tık daha ön plana çıksa da hala ben onu yetersiz buluyorum ve 10. bölümde nasıl bir rol oynayacağını ister istemez merak ediyorum dediğim gibi. Çünkü şuna inanıyorum ki Huck ve Felix olmasa bu ergen karakterlerle daha da sinir bozucu bir hal içerisinde olabilirdik. Felix karakterinin de diğer karakterlerimizin önünde bir lider gibi bir adım daha öne çıkması bu bölümde benim hoşuma giden yanlarından biriydi. Bu iki karakterin yanı sıra yine beğendiğim karakterler arasında olan Will karakterinde büyük ihtimal 10. bölüm fragmanı incelemesinden sizlere de bahsedeceğim üzere 10. bölümde ön plana çıkmış şekilde göreceğiz. Bu bölümde ön plana çıkan Felix ve Huck karakterinin yanı sıra yine başka bir görev uğruna Dennis'i kurtarmaya çalışan Elton ve Silas'ı da bizlere ön planda sunulan karakterler arasındaydı. 9. bölümü doldurmak için bu karakterlere yer verildiğini ve gereksiz bir şekilde uzatılan bir hikaye olarak görüyorum bu Dennis'in kurtarılma hikayesini. Belki bu bölümün sonunda o yara bir şekilde iyileşemeyip ya da antibiyotikleri ilaçları yetiştiremeyip Dennis'in ölmesiyle sonuçlanan bir hikaye olsaydı kesinlikle bu hikayeyi daha farklı bulabilirdim. Çünkü zaten 9. bölüme gelmişiz ve World Beyond bitecekken ölmesi gereken karakterler varken
varken tam da sırasıyken bunu yapmamaları, üstelik onu kurtarmaları bilmiyorum, bana çok da mantıklı gelmedi. Keşke daha farklı bir şekilde, dediğim gibi onun ölümüyle sonuçlanan bir hikayeyle karşımıza çıksalardı daha etkileyici olabilirdi. Bir şekilde o mermiyi çıkartmayı başardılar ve kurtardılar onu. Aylakları öldürmek konusunda her yapımda farklı farklı bölümlerde değişik değişik şeylerle karşımıza çıkan AMC The Walking Dead yapımcıları World Beyond'un 9. bölümünde yine çok farklı bir şeyle karşımıza çıktılar. O topu bir şekilde yuvarlayarak aylakları öldürmeleri de yine bu bölümün dikkat çekici yanlarından olmayı başardı. Geçen bölümlerde bu deney hikayesinden yola çıkılarak özellikle de yok edilen şehrin sebebinin gaz olduğunu bulmuşlardı. Fakat bu gazı bir türlü bizler daha sonralarında bulamamış ve yok edememişken bölümün sonuna doğru ilerleyip Huck'ın bu gazları bulduğunu bizlere gösterdiler. Şimdilerde karakterlerimiz Portland'ın yolunu tutup onları uyarmaya çalışırlarken en büyük üzüntülerinin o gazı bulamamaları olduğunu diyalog aracılığıyla vermişlerdi. Fakat bu gazı bulan Huck var ve tek istediği onun şimdilerde bir dinamit veya patlayıcı. Bir şekilde sanırım o patlayıcılar sayesinde o gazı patlatıp bölgeyi veya CRM'i tamamen yok etmeyi amaçlayacaklar. Ya da bir şekilde bunu patlatıp daha sonrasında Portland ve CRM arasındaki yolları kesmeyi hedefleyecekler, bilemiyorum. Ama bana kalacak olursa özellikle final bölümünde bu gaz patlatma olayında CRM'i bir şekilde yok edip veya onların önünü kesmeye çalışırlarken bazı karakterlerimize, en azından bir karaktere veda edebileceğimizi tahmin ediyorum. Böylesine önemli bir görevde bir kişinin kesinlikle onları patlatırken belki de intihar görevi üstlendiğini bizlere gösterebilirler. Bu anlamda bu karakterlerin başında Huck olabileceği ihtimali çok daha kuvvetli gözüküyor. Bu yüzden de zaten gazı bulan kişi olarak onun o gazı havaya uçuran kişi olma ihtimali ister istemez artıyor. Zaten daha önceki incelemelerimde de sizlere Huck'ın ölebileceği ihtimaline yer vermişken, gerçi ben bunu Jadis tarafından olabileceğini söylesem de sanırım belki onu bir şekilde intihar ederek CRM'i durdurmak amacıyla kendisini öldürdüğünü görebiliriz. 10. bölüme girerken Jadis'in ben bu bölümde sağ salim bir şekilde kurtulmayı başardığını görmeyi bekliyorum. Bu karakteri eğer ki World Beyond'un 10. bölümünde öldürmeyi tercih etseler bile en azından The Walking Dead'in Rick filminde bir şekilde flashback aracılığıyla da olsa onu yine göstereceklerdir. Bu yüzden de onun ölüp ölmemesi çok da dert edilecek bir problem olarak görmüyorum, ama dediğim gibi The Walking Dead yapımcıları böyle bir tercih yapmayacaklar ve onu yaşatmayı tercih edeceklerdir. Genel olarak bizler geriye dönüp baktığımızda 9. bölümde neler yaşandı sorusuna cevap vermeye çalışacak olsak da yaptıkları tek şey aslında şuydu. Jadis karakterlerimizle yüzleşti. Bölümün sonuna geldiğimizde Huck gazları buldu ve onları havaya uçurmayı tercih edecek. Huck sivil cumhuriyete ihanet etti ve Jadis'e karşı gelerek artık onların tarafında olmadığını beyan etti. Jadis ölmedi bu bölümde. Aynı zamanda tüm General Bale'ın oğlu da ölmedi. Bunun yanı sıra Percy'nin bu bölümde öldüğünü bizlere gösterdiler. Mason konusunda Iris ve Hope'un birbiriyle yüzleşmesi de güzel şeylerden biriydi. Hope Iris'i ilk defa haklı buldu gibi bir şey oldu açıkçası. Genel olarak 9. bölüme baktığımızda 10 üzerinden puanlamaya kalksak sanırım buna en fazla 5 ile 6 arasında bir puan verilirdi diye düşünüyorum. Gerçekten de benim beklentilerimin altında kalan, o ölmesini beklediğim ana karakterlerin yanı sıra heyecanın zirve yaptığı bir bölüm olmasını beklerken bütün bunların gerçekleşmemiş olması beni ister istemez üzüyor. Şimdi önümüzdeki hafta World Beyond'un final bölümü yayınlanacak ve çoğu şeyi belki de bir bölüme sığdırmaya çalışacakları için allak bullak bir bölüm izleyebiliriz. İzlemiş olduğumuz bu 9. bölüme baktığımızda 5. bölümden itibaren en kötü bölüm olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Tamamen kurulum niteliği taşıyan ve 10. bölüme bizleri hazırlayan bir bölüm izlemek biraz bu anlamda beklentilerimin altında kalmasına sebep oldu sanırım. Percy'nin ölümünden sonra Iris'in vermiş olduğu tepkilerdi. Onu ne kadar da umursadığını, biraz da olsa bizleri hissettirdiğini düşünüyorum. 9. bölüme baktığımızda çok fazla odaklanılan karakter veya olaylar varmış gibi gözükse de eninde sonunda yine bizlerin odaklandığı şey Hope ve Iris olmuş oldu. Özellikle de Percy'nin ölümüyle beraber. Ayrıca yola çıktığımız 4 ana karakterin sonunda baş başa verip birbirlerine sarılarak bölümü sona erdirmeleri de bu bölümde en sevdiğim yanlarından biriydi. Uzun bir süredir bu karakterler birbirine farklı sebeplerden dolayı ayrı düştüler ve en sonunda tekrar birleşip kenetlendiklerini bizlere gösterdiler. Önümüzdeki bölümde şöyle bir anlam ifade ediyor olabilir. Hepsinin bir araya gelmesi, bu 4 karakterin baş başa vermesi, beraber açtıklarını ve beraber kapatacaklarını gösteriyor. Bölümün sonuna doğru ilerlemişken World Beyond'un 9. bölümünde Jadis'in o kulaklıklarla veya telsizle ne derseniz deyin bir şekilde iletişim kurduğu kişinin General Bale'ın olması heyecanlandığım sahneler arasındaydı. Bu bölüm fragmanı yayınlandığında Jadis'in arkası dönük biriyle konuştuğunu bizlere gösteriyorlardı ve bu anlamda belki de çoğu kişiniz acaba arkasını döndüğünde karşısına Rick Grimes olacak mı veya tanıdığımız bir karakter mi olacak diye heyecanlandığını biliyorum. Sadece ses aracılığıyla onların iletişime geçmesi her ne kadar hayal kırıklığı gibi gözükse de yine heyecanlandığımız yanlardan biri oldu bu bölümde. Henüz o General Bale'ın bir sesini alamadık ve bu bölümde de onu göremedik. Büyük ihtimalle ama bizler onu Rick'in filminde göreceğiz. Bu General Bale karakterini bizlere bir şekilde tanıttılar ve artık 10. bölümde de bu yapımın sona erdiğini düşündüğümüzde çok uzun vadede onu gösteremeyeceklerini bildiğimiz için
Sanırım bizlere Rick'in filmini hazırlayacaklar bu karakter için. Çok şifreli konuşuluyor bu karakter hakkında ve aynı zamanda da bir oğlunun olduğunu öğrenmemiz de yine Jadis'in oğlu için yaptıkları bu karakter hakkındaki o gizemi de arttırıyor ister istemez. Bu arada Mason karakter hakkında şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten de önümüzdeki Rick'in filminde veya bir şekilde farklı dizilere transfer olursa kötü olabilecek karakter olarak karşımızda olacak. Kötü karakteri çok iyi canlandıracağını düşünüyorum. Eğer ki World Beyond devam etseydi ve bu karakter kalsaydı sanırım o 4 ana karakterimizin yanı sıra bu Mason karakteri de kötü karakter olarak yanımızda olabilirdi. Ama yine de tüm General Bale'ın oğlu olarak Rick'in filmlerinde çok önemli işlere imza atacağını tahmin ediyorum. Şimdilik benim 9. bölüm hakkındaki söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerle çok yakın bir zaman içerisinde 10. bölüm fragman incelemesini de paylaşacağım. Kanalımda yer alacak bütün bu videolardan haberdar olmak ve kaçırmamak için yapmanız gereken, kanalımda yeniyseniz kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.